hedeflenen şeyler çok büyük şeylerse o yolun da kendine göre sıkıntıları vardır. Düşünün ki cennete giderken sırattan geçme var. Dünya hayatında da sırat-ı müstakimi yaşama var. İbadet-ü taat gibi cismaniyet, beden ve hayvaniyete ağır gelen tekâlif-i ilahi taşıma, taşımada sabır, kararlılık, kendine rağmen yaşamak var. Nefsani ve cismani arzularına sürekli baş kaldırma, cehd-ü gayreti içinde bulunma gibi bir aktiviteye ihtiyaç var. Öyle bir tavra, baş kaldırmaya ihtiyaç var. İnsanın başından aşağıya yağan, sağanak sağanak yağan, boşalan bela ve musibetlere karşı insan eliyle bazen bir mülhidin imansızın eliyle, bazen bir zalim ve hotfuruşun eliyle, kimin tarafından olursa olsun, bunlara karşı dişini sıkıp katlanma, bir yönüyle o zirvelere talip olmuş insanın la yetebeddel ve la yetegayyer kaderi. Kader. Yoksa gününü gün etmek isteyen insanlar her gün ayrı bir pazarda kendini farklı şekilde pazarlayan insanlar hayatlarını günlük gülistanlık içinde geçirirler. Ama berzah hayatını karartmış, öbür dünyayı karartmış olurlar. Evet, bu açıdan burada muhakkaten insanlar bazı küsuf ve husufa, ay güneş tutulması, bazen birileri ışıklarını kesebilir, bazen takvimlerinin ahengini bozabilir, ayna oynayabilir. Fakat öyle yüce bir gayeyi hayale dilbeste olmuşlarsa, yüksek bir mefkurenin arkasından koşturup duruyor, tabiri diğerle hep ışığa doğru yürüyorlarsa, ışık yolcuları ise şayet, onların gelip geçici olduğuna inanmaları, durdukları yerde kararlı durmaları, durma derken tevakkuf değil, düşünce ve niyet itibariyle değişmeden yürüdükleri yolda hızlarını artırarak sürekli yürümeleri. Doğruyu bulmak, doğruya dilbeste olmak, bir yönüyle kendini doğruya adamak, bunlar çok önemli mazhariyetlerdir. Sırat-ı müstakime, doğru yolda yaşamaya kendini adamak. Fakat o mevzuda hiç inhiraf etmeden kararlı duruş ondan daha önemlidir. Fırtınalar hangi taraftan eserse essin, şairi şehrin dediği gibi, ey kahve rüzgar, hangi taraftan esersen es, öyle dediği için diyorum. Yoksa hiçbir rüzgar kahve değildir. İfade ettiği mana vardır. Öyle yüce bir mefkureye İnsan kendini adamışsa onu ikame etmeye. Hazreti Bediüzzaman gayeyi hayal diyor. Evet, idealde diyebilirsiniz. Nuans farkıyla bunların hepsi aynı şeyi ifade eder. Adanmış insanların başına gelen şeyler birbirine benzer şekilde olmuştur hep. Bi kadril keddi tüktesebül maali. Meşakkat ne kadar ağırsa şayet, zirveler o kadar insana yol vermiştir. Kapılar aralamıştır. Fakat öyle rahatlık içinde, la rahate fid dünya diye hoş bir söz vardır. Bazıları belki hadis diye de rivayet ediyorlar. Öyle olduğunu görmedim.
La rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur. Hususiyle müminler için. Vaka başkaları da çok defa öyle rahatsızlığa maruz kalırlar. Ama mümini rahatsız etmek için bir talip olduğu şeyin muktezası odur. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Önde uçurumlar var. Aşılması gerekli olan zirveler var. Tekalifi ilahi arızasız yerine getirmeler var. Şeytan ve nefsin ayak oyunlarına karşı gelmeden sürekli yiğitçe durma var. Meşakkatli bir yol. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huffetil cennetu bil mekarih buyurmuş. Cennet cismaniyet ve nefis itibariyle, hayvaniyet itibariyle insanın hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Cismaniyet itibariyle. Bir gün o meşakkat gibi görülen şeyler de insanın terakkisiyle, yani hayvaniyetten sıyrılmasıyla, cismaniyeti bir kenara bırakmasıyla, kalp ve ruhun semalarında, atmosferinde bir üveyk gibi kanat açmasıyla, onlar da onun için gayet zevkli bir hal alabilir. Bunu da yine o Hazret ifade eder. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani. Hepsinin temelinde imanu billah var. Mebdeu, zeminu, esasatu. Statiğin temel hesaplar ona bağlı. Riyazi mülahaza ona bağlı. İman, imanu billah. Sonra inandığın o şeyi çok iyi bilme. Vicdani kültür diyebileceğimiz kalbine mal etme. Kendi iç derinliğin haline getirme. Ona marifet diyebilirsiniz. Marifet. Marifet, arifin köheylanıdır. Marifete biner, Allah'ın izni inayetiyle insan muhabbet ufkuna, zirvesine ulaşır. Oturur, kalkar, hep Allah sevgisini mırıldanır. Mırıldanır, bana göre, bir dizaban eder size göre. Diline dolar demek. Bir dizabanda Farsça mürekkep bir kelime. Sürekli diliyle tekrar eder durur. Sevgi, sevgi, sevgidir. Geçen de bir mülahaza ile ifade edildiği gibi, aşkın aşıkı olur. Sevginin aşıkı olur. Sevgi, sevgi olduğu için sevilir, sever. Ve sonra o istemese bile Allah'tan farklı taiflar halinde gelen bir yönüyle zevki ruhani olur. Öyle derin bir zevk duyar ki, daha şimdiden adeta kalbindeki cennet çekirdeği olan imanın inkişaf etmişliğini hissediyor gibi olur. Herkesin kalbinde bir çekirdek halinde. İman neşvi nemaya hazır. Kalp kuvve-i imbatiyesi çok güçlü. Bazen belki hemen bir saatte, iki saatte insanı zirvelere çıkarabilecek bir kuvve-i imbatiyeye sahiptir. Evet, düşünün ashab-ı kiram arasında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu imana giriş anahtarını kullanıp o daireden içeriye giriyor. Fakat amele dair hiçbir şey yapmadan şehit oluyor. Halk ifadesiyle diyeyim, küp diye cennete giriyor. Evet. Öyle bir şey. Kuvve-i imbatiye kat öyle bir şey yani. Bu açıdan da insanın kalbindeki bir nüve halinde, bir çekirdek halinde bir Tuğba-i cennet çekirdeği diyor ona. Öbürüne de zakkumu cehennem tohumu. İnanmıyor. O da sürekli olumsuzluk istikametinde onun içinde onu dürtüleyip
duruyor. Doğuda kullanılan tabirle diyeyim, modullayıp duruyor. Evet, nodullara sebebiyet verecek şekilde, onların metastasına sebebiyet verecek şekilde modullayıp duruyor. Evet, biri bir tuvayı cennet çekirdeği, öbürü de bir zakkumu cehennem tohumu. Birincisine taşıyor diyor, öbürüne de saklıyor diyor. Kullandığı kelimelerdeki nüansa da çok dikkat etmek lazım. Evet. Taşıyor, saklıyor. Evet. Daha dünyadayken insan kalbinde o inkişaf eden adeta bir çınar gibi boy atıp gelişen, dallı budak salan, gölgesiyle seni serinleten adeta bir cenneti sana yaşatıyor dünyadayken. Ama işte o imanı billah, o marifetullah, o muhabbetullah, o zevk-i ruhani